Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman edecek bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana dosdoğru okuyacağız. Çünkü Firavun Mısır toprağında gerçekten azmış, halkını parça parça etmişti. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Belli ki o bozgunculardandı. Bizse istiyorduk ki o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunalım. Onları önderler yapalım. Onlara ötekilerin yerlerini aldıralım. Ve yerde onları hakim kılalım. Firavun'la Haman ve ordularına onlardan çekinmekte oldukları şeyi gösterelim. O esnada Musa'nın anasına onu emzir, kendisine zarar geleceğinden kaygılandığında onu denize, Nil nehrine bırakıver. Hiç korkup kaygılanma. Çünkü biz onu tekrar sana vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye bildirdik. Nihayet Firavun ailesi onu yitik olarak aldı. Çünkü o sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Şüphesiz Firavun'la Haman ve askerleri yanılıyorlardı. Firavun'un karısı sepetin içinden çocuk çıkınca kocasına ikimizin de gözü aydın. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur. Ya da ona evlat ediniriz dedi. Halbuki onlar işin sonunu sezemiyorlardı. Musa'nın anasının yüreği tasadan bomboş kalıverdi. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Annesi Musa'nın ablasına onun izini takip et dedi. O da onlar farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz annesine geri vermezden önce onun süt analarının sütünü kabulüne müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası size onun bakımını sizin namınıza üstlenecek hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi dedi. Böylelikle biz onu gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye anasına geri verdik. Fakat yine de pek çoğu bunu bilmezler. Musa yiğitlik çağına girip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Musa halkının habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbirleriyle dövüşür buldu. Kendi tarafı olan düşmana karşı ondan yardım diledi. Musa da ötekine bir yumruk indirip onun ölümüne sebep oldu. Bu şeytan işidir. O gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşmandır dedi. Musa, Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak odur. Musa, Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen kimse feryat ederek yine ondan imdat istiyor. Musa ona dedi ki, doğrusu sen besbelli bir azgınsın. Musa ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince o adam dedi ki, ey Musa, dün bir cana kıydığın gibi bana da mı kıymak istiyorsun? Demek arabuluculardan olmak istemiyor da bu yerde ille de yaman bir zorba olmayı arzuluyorsun sen. Şehrin öbür ucundan bir adam geldi ve dedi ki, ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal buradan çık. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı. Rabbim, beni zalimler güruhundan kurtar dedi.
Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir," dedi. Musa Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını suyun olduğu yerden geri çeken iki kadın gördü. Onlara "Derdiniz nedir?" dedi. Şöyle cevap verdiler: "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine sokulup hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır." Bunun üzerine Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve "Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım," dedi. Derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. "Babam," dedi, "bizim yerimize hayvanları sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor." Musa ona Şuayb'a gelip başından geçeni anlatınca "O korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi. Şuayb'ın iki kızından biri, "Babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse bu güçlü ve güvenilir adamdır," dedi. Şuayb dedi ki, "Bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan artık o kendinden, yoksa sana ağırlık vermek istemem. İnşallah beni iyi kimselerden bulacaksın." Musa şöyle cevap verdi: "Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, demek ki bana karşı husumet yok. Söylediklerimize Allah vekildir." Artık Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca Tur tarafından bir ateş gördü. Ailesine, "Siz burada bekleyin. Ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için o ateşten bir parça getiririm," dedi. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından, oradaki ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi: "Ey Musa, bil ki ben bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım." Ve asanı at denildi. Musa attığı asayı yılan gibi debrenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın," buyuruldu. "Elini koynuna sok. Kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır," diye seslenildi. Musa dedi ki, "Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum." Allah buyurdu, "Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz." Musa onlara apaçık ayetlerimizi getirince, "Bu olsa olsa uydurulmuş bir sihirdir. Biz önceki atalarımızdan böylesini işitmemiştik," dediler. Musa şöyle dedi: "Rabbim, kendi katından kimin hidayet rehberi getirdiğini ve hayırlı akıbetin kime nasip olacağını en iyi bilendir. Muhakkak ki zalimler kurtuluşa eremezler." Firavun, "Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Ey Haman, haydi benim için çamur üzerine ateş yak ve tuğla imal et. Bana bir kule yap ki Musa'nın ilahına çıkayım. Ama sanıyorum o mutlaka yalan söyleyenlerdendir," dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize atıverdik. Bir bak zalimlerin sonu nice oldu. Onları ateşi çağıran öncüler kıldık.
Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada arkalarına lanet taktık. Onlar kıyamet gününde de kötülenmişler arasındadır. Andolsun ki biz ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya olur ki düşünür, öğüt alırlar diye insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı Tevrat'ı vermişizdir. Resulüm, Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen batı yönünde bulunmuyordun ve o hadiseyi görenlerden değildin. Bilakis biz o zamandan senin zamanına kadar nice nesiller var ettik de onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Sen onlara ayetlerimizi okuyarak Medyen halkı arasında bulunanlardan da değildin. Aksine biz başka peygamber göndermiştik. Musa'ya seslendiğimiz zamanda Tur'un yanında değildin. Bilakis senden önce kendilerine uyarıcı peygamber gelmeyen bir kavmi uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak orada geçenleri sana bildirdik. Ola ki onlar düşünüp öğüt alırlar. Bizzat kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysak ve müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik. Fakat onlara tarafımızdan o hak peygamber gelince Musa'ya verilen mucizeler gibi ona da verilmeli değil miydi dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve şunu söylemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. Resulüm, de ki eğer doğru sözlülerseniz Allah katından bu ikisinden bana ve Musa'ya inen kitaplardan daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki onlar sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye sözü vahyi birbiri ardınca ulamışızdır. Ondan, Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Çünkü o Rabbimizden gelmiş hakikattir. Esasen biz daha önce de Müslümanlardandık derler. İşte onlara sabretmelerinden ötürü mükafatları iki defa verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size, size selam olsun. Biz kendini bilmezleri istemeyiz derler. Resulüm, sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin. Bilakis Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi o bilir. Biz seninle beraber doğru yola uyarsak yurdumuzdan atılırız dediler. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli, dokunulmaz bir yere Mekke-i Mükerreme'ye yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz maişetleriyle şımarmış nice memleketi helak etmişizdir. İşte yerleri, kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz varis olmuşuzdur. Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi memleketlerin ana merkezlerine göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak etmişizdir. Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve debdebesidir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz
Ardından ona kavuşan kimse, sırf dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız ve sonra kıyamet gününde azap için huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir? O gün Allah onları çağırarak, benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede diyecektir. O gün haklarında azaba itilme hükmü gerçekleşen kimseler, Rabbimiz biz nasıl azmışsak işte bu azmışları da öylece azdırdık. Onların suçlarından beri olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar aslında bizlere tapmıyorlardı derler. Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Fakat kendilerine cevap veremezler ve karşılarında azabı görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi? O gün Allah onları çağırıp peygamberlere ne cevap verdiniz diyecektir. İşte o gün onlara bütün haberler kapkaranlık olmuştur. Onlar birbirlerine de soramayacaklar. Fakat tövbe ederek iman edip iyi işler yapan kimseye gelince, o kurtuluşa erenler arasında olmayı umabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların sinelerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd O'nundur. Hüküm O'nundur ve ancak O'na döndürüleceksiniz. Resulüm, de ki, düşündünüz mü hiç? Eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size ışık getirecek Tanrı kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, haber verin bakayım. Eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek Tanrı kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Rahmetinden dolayı Allah geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzünse onun lütfundan ve kereminden rızkını arayasınız. Umulur ki şükredersiniz. Ve hele o gün Allah onları çağırarak benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede diyecektir. O gün her ümmetten bir şahit çıkarır. Haydin kesin delilinizi getirin deriz. O zaman bilirler ki hakikat Allah'a aittir ve uydura geldikleri şeyler, putlar da kendilerinden ayrılıp kaybolmuşlardır. Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona demişti ki şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu gözet. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Karunsa o servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi demiştir. Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan günahları sorulmaz. Allah onların hepsini bilir. Derken Karun, ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı. Hakikat şu ki, o çok büyük devlet sahibidir dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle dediler. Yazıklar olsun size, iman edip iyi işler yapanlara göre Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Derken onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek taraftarları olmadığı gibi o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.
Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler de demek ki Allah kullarından dilediğini rızkı çok da az da verir. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkarcılar iflah olmazmış demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir. Kim bir iyilik getirirse ona ondan daha üstün karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kadar ceza görürler. Resulüm, Kur'an'ı okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan Allah elbette seni yine dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir. Sen bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde sakın kafirlere arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık sakın onlar seni bu ayetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Sadakallahu l'azim.